Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere evde gördüğünüz koleksiyonumdan bu 8. emisyon 1 YTL'nin özellikleri ve değeri hakkında bilgiler vereceğim. Ve bu parayı diğer sıradan olanlarından ayıran bir farkı var. Bu farkı da gösterip yine anlatacağım ve değerini söyleyeceğim. Şimdi paramızın şöyle birkaç bir genel özelliğinden de bahsedecek olursak bu 1 YTL'ler 2005 yılında dolaşıma girdiler ve 2010 yılında da dolaşımdan çekildiler. Paramızın boyutu da 76'ya 156 milimetre. Şimdi e, paramızın bir diğer yüzüne de bakalım. Evet. Diğer yüzde bu şekilde burada da Atatürk barajını görüyoruz. Ve bu paralar e, A01 ile A79 arasında basıldılar. Genel olarak değerleri de pek fazla değil. Yani e, yaklaşık e, 15 lira civarı gibi düşünebiliriz. Fakat bu paranın değeri yaklaşık 100 lira civarında. Peki bu farkı ne gördüğünüz gibi bu a28 ile başlıyor ve a28'in ilk 35 parası yani a 28'den sonra 0 0 0 0 35 a 28'in ilk 30'un 35 parası yani küçük seri numarlı bir para bu tarz e, seri numarası küçük olan paralar diğer e, sıradan numaralara göre daha fazla para ediyorlar. Şimdi bunu biraz daha örneklendirelim biraz daha açalım. Mesela bu yine A28 ile başlıyor. Sonrasında yine işte 0 0 0 0 0 1 olsaydı A28'in ilk birinci parası olacaktı. Ve çok daha değerli olacaktı. E, mesela A28 değil de A01 olsaydı. Yine e, ve gerisi yine böyle olsaydı. A01'in ilk 35. parası olacaktı. Yine daha değerli olurdu. E, şu en değerlisi olurdu. A01, e, 0, 0, 0, 0, 0, 1. A01 ve yine sonu 0, 1. Yani A01'in ilk birinci parası en değerlisi de bu olurdu. Yani e, kısaca e, serinin, serinin... İlk paraları, iç özellikle yüz'e kadar olan paraları diğerlerinden daha değerli oluyorlar ve yüz'den aşağıya doğru numara ne kadar küçükse para o kadar değerli. Buna da işte serinin ilk yüzüncü parası deniyor. Bu da A28'in ilk 35. parası. Bu, bu arada bu para çil kondisyonda ve dediğim gibi değeri yaklaşık 100 lira civarında. Eğer burada işte A28 örnek verelim. İşte e, 99, e, 63, 35 olsaydı bu paranın değeri e, 15 lira olacaktı. Sıradan bir seri numara olacaktı. Fakat bu düşük seri numara ve daha değerli. Ve bunlar eski parlarda olduğu gibi şu an kullandığımız paralarda da olan bir durum. Şu an kullandığımız paralarda da yani 5 liradan 200 liraya kadar bütün kağıt paralarda eğer böyle küçük seri numaraları yakalarsanız değerinin çok daha üzerinde satabilirsiniz. Tabii ki bu paranın yani hangi parada olduğuna, hangi seri harfte olduğuna, hangi numarayla başladığına ve numaranın ne kadar küçük olduğuna göre de değeri değişir. Fakat bu binlerce liraya kadar çıkabilir. Bunu da söylemiş olayım. Bir şey daha ekleyelim. Ve bu bilgiler kataloglarda yer almayan bilgiler bunu da söyleyeyim. Bana bazen işte işte hangi para kataloğunu alalım? İşte bu bilgiler başka nerede yazıyor? Nerede bulabiliriz? diye sorular geliyor. Bu bilgiler başka hiçbir yerde yazmıyor. Bu bilgiler başka hiçbir yerde yer almıyor. Bunları da başka hiç kimse anlatmıyor. Ve bu bilgiler para kataloglarında yok. Evet bu size anlattım bu bilgi hiçbir para kataloğunda yok bunu kimse anlatmaz söylemez fakat ben sizlerle paylaşıyorum. Farka şöyle yazar örneğin. İşte bu para neyle basılmıştı bu 1 YTL? A01 ve A79 arası. Hepsini bir alır. A01, A79 arası yazar oraya. 2 dolar, 3 dolar biter. Böyle özel numaraları, küçük seri numaraların daha pahalı ettiğini falan yazmazlar. Bu bilgiler yer almaz. Bu bilgileri sadece ben sizlerle paylaşıyorum. Ve bunun için de ben sizlerden bir şey rica ediyorum. Böyle e, kıymetli bilgileri... Böyle önemli hiçbir yerde bulamayacağınız e, bilgi ve yorumları e, videolar aracılığıyla sizlerle paylaşıyorum. E, bunun için de e, bunun için de sizlerden videoya bir beğeni, bir yorum e, rica ediyorum ve videoları paylaşmanızı bekliyorum. Çünkü videoları e, ne kadar çok paylaşırsak, ne kadar çok beğeni ve yorum alırsa o kadar çok kişiye ulaşırız. Evet, e, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bu video umarım sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonamdan paylaşımlar yapmaya ve böyle bilgilendirici videolar çekmeye de devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.